Merhabalar arkadaşlar, ne bileyim mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle cevizli 5 dakika kurabiyesi yapacağım. Pratik, çok çok pratik hem de çok güzel bir kurabiye oluyor bu. Çayların yanında misafirlerinize çok güzel ikram edebileceğiniz bir kurabiye oluyor. Bunun için bana öncelikle 200 gram tereyağı ya da işte margarin kullanabilirsiniz. Ben Besel kullandım ama tabii ki bu tereyağla daha güzel olur. Ben biraz daha hafif olmasını istediğim için Besel kullandım arkadaşlar. 4 su bardağı un, elenmiş un. Tabii ki bunu yine dediğim gibi her zaman söylüyoruz bunu. Kontrollü bir şekilde kullanacağız. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağına yakın pudra şekeri. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 yumurtanın sarısı içine beyazı ayrılacak ceviz için gerekiyor arkadaşlar bize. Kabartma tozum ve vanilyam var bir de arkadaşlar. Bunları öncelikle yağıma katacağım. Pudra şekerime dökeceğim ve önce yağımı bir güzel ezeceğim. Çünkü zaten oda sıcaklığında olduğu için çok yumuşak yağ şu anda. Zaten eğer tereyağla da yaparsanız yumuşak bir şey dışarıda beklemesi ve yumuşak olması gerekiyor. Arkadaşlar kısa bir not söyleyebilir miyim? Benim paylaşımlarım, yemeklerim de var, pastalarım var. Artı ben spor da paylaşıyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlara gidiyorum, izliyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sporu sevmeyen olabilir, izlemeyi sevmeyebilirler. Çünkü çöp oluyor, azıcık giriyorlar, sadece yorum yazıp çıkıyorlar ve benim izlenen sporlarımı da spor sayfamı da mahvediyorlar. Benim spor için başka zaten var izleyicilerim var. Yemekçi arkadaşlarım, sevmeyen arkadaşlarım istemiyorsa girmesin. Sadece yemeklerimi takip etsinler yeter. Ben o konuda kesinlikle kimseye kırılmam ve hiçbir zaman gücenmem. Sevmediği bir şeyi de izlemek zorunda değil. Genelde %90'ı bizim de hatta 99'u arkadaşlarımızın bayan. Bayanlar da spordan çok anlamaz ve sevmezler. O yüzden kesinlikle kimseye kırılmıyorum bu konuda. Yemeklerimi izleyin arkadaşlar. Yemeklerimi de gerçi tam izlemiyorsunuz. Kimse kimsenin yemeğini. Ama lütfen birbirimize biraz anlayış gösterelim. Ve videolarımızı çöp etmeyelim. Çünkü sadece yorum yazmak için bir sayfaya girilmez. Yani yazıktır, günahtır. Şimdi ben bu yağımın içine pudra şekerini koyacağım ve yoğurmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi pudra şekerimi döktüm. Bir güzel böyle yağımla bir güzelce eziyorum. Ya benim dediğim gibi besel olduğu için yumuşak zaten biliyorsunuz. Şöyle bir güzel bunu karıştırıyorum, karıyorum. Pudra şekerimi. Şimdi buna sıvı yağımı, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı Hindistan cevizim olduğunu söylemiştim. 1 tane yumurtam, yumurtamın sarısı, beyazını katmıyoruz biliyorsunuz. Kabartma tozum ve vanilyam var bunda da. Bunları da ekliyorum arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini bir tekrar böyle bir güzel ezip ondan sonra unumu ekleyeceğim. Aldığı kadar ben 4 su bardağı un eledim, hazırladım. 3,5-4 su bardağı gitmesi gerekiyor tahminim. Ama tabii ki dediğim gibi her zaman biliyorsunuz un farklı olabilir. Bardaklar farklı olabilir, bilemiyorum. Bakın ve yağ yumuşak olunca hemen nasıl oldu gördünüz mü? İşte ben o yüzden besili daha çok seviyorum böylesi şeylerde. Tereyağı biraz daha şey olabiliyor, sert olabiliyor. O veya bir gün önceden çıkartmam gerekecek. Gerek yok. Şimdi arkadaşlar bunu spatulamı çıkartayım içinden. Ve unumu ilave etmeye başlıyorum. Şimdi unumla yoğuracağım arkadaşlar. Evet şöyle yapayım da kontrollü bir şekilde olsun. Şöyle yumuşacık kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Evet arkadaşlar hamurum tamam. Çok güzel oldu. Şimdi kıvamı. Ben bunu mandalina büyüklüğünde yapacağım. Ne kadar tutmanız elinize alacağız böyle. Bunun adı dediğim gibi 5 dakika kurabiyesi. Böyle yumurtanın akına sürüyorum.
Buradan cevize buluyorum ve tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Aynı büyüklükte, hemen hemen de böyle. Çok güzel bir hamur oldu. İnanın kıyır kıyır oluyor yerken, ağzınızda dağılıyor. Böyle akına sürelim. Cevizimize bulayalım. Şöyle güzelce bulayalım ve tepsimize yerleştirelim arkadaşlar. Kurabiyemiz şöyle. Şöyle bakın. Cevizi güzelce buladım. Böyle böyle tepsimi dolduracağım arkadaşlar. Bir tepsi zaten çıkıyor bundan. Ve çok lezzetli, çok hoş bir tadı oluyor cevizli olduğu için de. İsterseniz ceviziniz yoksa fındıkla da yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyle yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Hiçbir şey koymayabilirsiniz de. Yani bu çok lezzetli bir şey oluyor. Çayınızın yanında hemen, o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Böyle. Mandalina büyüklüğünde. Böyle de. Evet, kurabiyelerim hazır. Koydum tepsime. Şimdi fırınımı da çalıştırdım. 180-190 derece arası. Ben 190 derecede pişireceğim. Fırınına göre değişiyor biliyorsunuz. Pembeleşinceye kadar sanıyorum 20 dakika süresinde herhalde pişer. Böyle pembeleşince alacağız. Çok kızartmayacağız bu böyle kurabiyelerimizi. Anında çayımızı koyuyoruz, aynı anda demlenene kadar kurabiyelerimiz pişiyor. Bu kurabiyemizin adı, dediğim gibi, 5 dakika kurabiyesi arkadaşlar. Yaparsanız afiyetle yiyeceksiniz. Sonuçta piştikten sonra da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 dakika cevizli, bol cevizli 5 dakika kurabiyem hazır arkadaşlar. Pişti. Çayınız demlenene kadar kurabiyeniz pişiyor. Çok pratik. Kabartma tozuyla kıyır kıyır güzelce. Malzemeleri, çok malzeme de gitmiyor. Malzemeleri zaten size tek tek saydım. Baştan hepsini gösterdim arkadaşlar. Çok da lezzetli, çok aşırı tatlı da değil. Bir bardağa yakın pudra şekeriyle yaptım bunu arkadaşlar. İsteyen 1,5 bardak da koyabilir ama çok tatlı olmasını istemediğim için bir bardağa yakın koydum. Görüntüsü falan da harika oldu. Kıyır kıyır aldığınız an dağılabiliyor. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.